وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك. Onun dünya hayatındayken, daha dünya hayatındayken gerçek olduğunu bilsinler diye dediği Cenab-ı Hakk'ın o taife kim? Onlar da yine ilim sahipleri. Şu halde Kur'an'ın daha dünyadayken gerçek olduğunu bilenler yine ilim sahipleri. Ahiret günü onun gerçek olduğunun tecellisine tanık olanlar yine kimler? Yine ilim sahipleri. Şu halde ilim sahibi olmayanlar Kur'an'ın gerçek olduğunun farkında olamazlar. Kur'an'ın gerçek olduğunu anlamak ancak ne ile mümkündür? İlim ile mümkündür. Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayette Cenab-ı Hak وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ Bunlar bizim verdiğimiz örneklerdir. Kur'an'da hep Cenab-ı Hak meseller ile gerçekleri kulların önüne koyar. Ve sonra diyor ki وَمَا يَعْقِلُهَا Onları akletmez, anlamaz اِلَّا الْعَالِمُونَ Ancak ilim yapan kimseler. İlim yapmayanlar bunları akletmez. Bu örneklerden bir şey anlamaz. Demek ki Kur'an'ı anlamak ancak ilim ile mümkündür. İlim olmaksızın, kişi ilim elde etme sürecine girmeksizin Kur'an'ın gerçek olduğunu fark edemez. Kur'an'ın gerçek olduğunu algılayamaz. Eğer bir kimse ilimle alakasız ise, ilgisiz ise ve Kur'an'a inandığını, onun gerçek olduğuna inandığını söylüyorsa bu sadece ataları taklitten yahut başkalarının inancını taklitten öte bir şey değildir. Kur'an'ın gerçek olduğunu bilmek Kur'an'a göre ancak ilim sahiplerinin işidir ve ilim elde etmek dolayısıyla bu bağlamda zorunluluktur. Eğer kişi ilim elde etmezse Kur'an'ın gerçek olduğunu bilemeyecek. Kur'an'ın gerçek olduğunu bilmezse o zaman onun imanı tehlikeye düşecek. وَيَرَ الَّذ۪ينَ اُوْتُ الْعِلْمَ Ayette yine bir başka dikkati çeken husus, Cenab-ı Hakk'ın ilim sahipleri diye bahsettiği kimselerden kendilerine ilim verilenler şeklinde söz etmesidir. Kendilerine ilim verilenler. Demek ki ilim kula veya insana sonradan verilen bir şeydir. Öyle ya, insan Allah annesinin karnından çıktığında bir ilim ile dünyaya gelmiyor. Bu bizim gözlemimiz olmaktan çok Cenab-ı Hakk'ın verdiği, haber verdiği bir gerçek. وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا Allah sizi annelerinizin karnından bir şey bilmediğiniz bir halde çıkardı. Demek ki insan dünyaya bilgisiz, ilimden yoksun, ilimden yana hiçbir şey bilmeyerek geliyor. لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا Bilgisiz olarak dünyaya geliyor. Peki kendisine ilim ne yapılıyor? اُوْتُ الْعِلْمَ Sonradan veriliyor. Burada Cenab-ı Hakk'ın bir hikmeti var. Nasıl tecelli ediyor, ilim insanlara nasıl veriliyor? Demin okuduğumuz ayette Allah sizi annelerinizin karnından hiçbir şey bilmediğiniz bir halde çıkardı ayetinde. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَ buyuruluyor. Allah sizi annelerinizin karnından hiçbir şey bilmediğiniz bir halde çıkardı. Ama وَجَعَلَ kıldı lekum sizin için السَّمَعَ işitmeyi وَالْأَبْصَارَ ve görmeyi basireti وَالْأَفْئِدَةَ ve gönülleri verdi. Dolayısıyla bilgi toplayacak unsurları, bilgi toplayacak araçları Cenab-ı Hak kişiye vermek ile ona bilgiye ulaşacak neyi verdi? Araçları vermiş oldu. Bu araçları kullananlara Cenab-ı Hak bilgi veriyor. Bu araçları kullanmayanlar bilgiden yoksun kalıyorlar. İşin, sistemin çalışması böyle. Araçları kullananlar bilgiyi topluyorlar. Allah bunlara bilgiyi ihsan ediyor, Allah veriyor. Bu araçları kullanmayanlar bilgiyle ilgisiz kalıyorlar, bilgiden yoksun kalıyorlar. Dolayısıyla Allah'ın insana bilgiye uzanan bu araçları vermesiyle birlikte bilginin sorumluluğu da insanın üzerine verilmiş oluyor. Zira araçlar kendisine verilmiş durumdadır. Dolayısıyla bir kimse ben öğrenmedim, bilgiyle alakam yok, dolayısıyla bu konuyu bilmiyordum, ben mazur sayılabilir miyim şeklindeki soru yersizdir, mazur sayılamaz. Zira bilgiye uzanacak araçlar kendisine verilmiştir. Dikkat ederseniz Allah Kur'an-ı Kerim'de de zaten hep bu araçları kullanmamaktan ötürü müşrikleri, kafirleri yerer. Cehennemlikleri yerdiği ayette de lahum kulubun kalpleri var ama la yefkahune biha kullanmıyorlar. Ve lahum ayunun gözleri var ama la yubsirune biha
kullanmıyorlar, onlarla o gözlerle görmüyorlar. وَلَهُمْ اَعْذَانٌ Kulakları da var ama لَا يَسْمَعُونَ بِهَا Onlarla işitmiyorlar. Dolayısıyla bu donanımları kullanmamak, yani bilgiye uzanan, bilgiye giden bu araçları kullanmamak kişiyi bilgiden uzak bırakır. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de yerdiği kimse de, yerdiği kimseler de bu tip kimselerdir. Bu neyi doğurur? Bilgi toplamayan, yani Allah'ın bu bahsettiğimiz seme, basiret ve gönülleri, yani kalbini kullanmayan kimse data toplayamayacağı için ilim yapamaz. Hepsinden de önemlisi akledemez. Zira akletmek bunlara bağlı olan bir şeydir. Akletmek bunlarla gerçekleşir. Summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Kör, sağır, dilsiz bunları kullanmıyor. Fahum la yaqilun. Artık onlar akletmezler. Demek ki akletmek bilgiyle gerçekleşen bir şey. Bilgisi olmayan bir adamın kalkıp akletmeye girişmesi saçma sapan bir şeydir. Bilgiye kendisini kapatmış, bilgi toplamıyor. Etraftan Cenab-ı Hakk'ın kevne, yani içinde yaşadığımız evrene yerleştirdiği ayetlere basiret gözüyle bakmıyor. Bunlardaki dataları, bilgileri toplamıyorsa bu adam ne üzerine akledecek? Hangi bilgiyi diğeriyle mukayese edip nereden ne muhakeme yapacak? Demek ki akletmek bilgi toplamaya, bilgiye dayalı olan bir şey. Kur'an'ı akletmek dahi, Kur'an'ı anlamak dahi yine bilgi toplamaya bağlı bir şey, ilim yapmaya bağlı olan bir şeydir.